A sınıfı geometri dersimize devam ediyoruz arkadaşlar. ABCD bir kare. DC 12, BK eşit KC. O zaman bura 6. Bura 6. Onları anlaştık. Tamam. Bura 12. Bir dakika dur. Alın 6, 12 oradan bulunur. AF eşit VK. AE'nin ne olduğunu bulunuz. AE'nin ne? DF ne? DF nere? DF wow. Tamam biz şimdi şöyle bir dik yapalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Buradan bir dik inelim. Şimdi AF ile FK birbirine eşitken bu dik, bunlar paralel birbirine. O zaman burası 3 birimdir. Bura 6, bura 12 ise tamamı. Tabii ki AK uzunluğu 6 kök 5'tir. O zaman burası 3 kök 5. Burası 3 kök 5'tir elbette. Buraya kadar tamam mı? Öte yandan biz AE'yi nasıl bulacağız şimdi, onu da düşünün. Biz acaba AK'yı bulabilir miyiz? 3 kök 5, 3. Burası 6 birimdir. Doğru mu? O zaman KB de 6 birim. Hani o da aklımızda dursun. Hani. AK 6 birim. KB de 6 birim. O da aklımızda dursun. Hadi sonra burayı uzattık diyelim. Şimdi bu 6'ya 6'dan dolayı bura 12 ise burada 12'dir arkadaşlar. Kelebek benzerliğine bak. PCK üçgeni ile KAB üçgeni kelebek benzerliği vardır arkadaşlar. 6 kök 5 ise 6 kök 5. Peki öte taraftan biz şimdi AEF ile DFP benzerliğini düşünün. Onu görmeye çalışın. Bunu mesela 3 kök 5, burası 6 kök 5 ya. O zaman nasıl bir oran var? Bak şimdi. Burası 9 kök 5, bura 3 kök 5. 1'e 3 oranı var. O zaman biz şimdi 24 ya bunun tamamı. 24 ise 3'e böl 8 birimdir değil mi? Görebildiniz mi? Şurası 8 birimdir. Peki bak şimdi. Burası 8 birimdir. Bura 6 ise bura 2'dir. Tamam 8 ya. O zaman bura 4'tür. Bura 2, bura 3 ise FE uzunluğu Pisagor'dan 9, 4, kök 13'tür. Bunu görebildiniz mi? Sonra burası 3 kök 13'tür. 3 kök 13'tür. Şey, dur bakayım. 1'e 3'tü. 3 katı 3 kök 13. Evet. Bu durumda DF 3 kök 13. FE uzunluğu kök 13. AE uzunluğu da 8 birimdir. Bizden tas tamam bu KP doğrusunu çizip orada kelebek benzerliğini görmemiz istenmiş. Daha sonra da şu kelebek, bak şimdi. Daha sonra görmemiz istenilen yer şu kelebekle şu kelebek kanadı. Bu kanatları görmemiz istenmiş daha sonradan. Sonra onu temel almış. Şimdi ABC'de bir kare, diklikler var, tamam. EA 6'dır. Şura 6'dır. ED de 8 birim. Tamam işte buralar 10. Karenin alanı nedir deseydi 10 kere 10 100 derdik. Soru biterdi. 6 8 10. Değil mi? O kadar kolay olmasa gerek. Şimdi devam edelim. HB nedir? Evet. Şimdi şekli büyütelim arkadaşlar. Şimdi burası nokta, bura 90, burası çizgi. O zaman bura çizgi, bura 90 ise elbet burası nokta olmak zorunda. Tamam mı? Şimdi buraya ben A, buraya B, buraya C dersem, burası 8 eksi A, burası 6,
Burası 10 eksi c. Bura 10. Burada s olsun. Önemli değil. Şimdi burada DHK üçgeni ile HAB üçgeni benzerdir. Bunu görebiliyor musunuz? DHK ile HAB birbirine benzer. Öncelikle bu dediğim 90 karşısında C'nin benzerlik çekiyorum. 90 karşısında S'ye oranı, noktanın karşısında B'nin, noktanın karşısında 10 eksi C'ye oranı, çizginin karşısında A'nın, çizginin karşısında 10'a oranı. Biz bir şekilde B artı S'yi bulacağız. Doğru mu? Şimdi öte yandan DHK, bakın burası da noktaysa burası da çizgidir. Hani bunu da görmeye çalışın. O zaman ben şimdi burada bu DEA üçgeniyle KAB üçgeni arasında benzerlik çekeceğim şimdi. Bak şimdi. Çizginin karşısında 10'un, çizginin karşısında 8 oranı görebiliyor musunuz? Şimdi noktanın karşısında 10 eksi C'nin, noktanın karşısında 6'ya oranı. İşte buradan C'yi bulacağız. Bu yukarıdaki benzerliğe gerek kalmadı. O halde 2'ye böl 3, 2'ye böl 4, 2'ye böl 2, 2'ye böl 5, 15 eşittir 20 eksi 2 C'den, C eşittir 5 bölü 2'dir arkadaşlar. O zaman burası 5 bölü 2'dir değil mi? 10'dan C eşittir 5 bölü 2, 10. S, Pisagor yapıyorum. S'nin karesi eşittir 5 bölü 2'nin karesi artı 10'un karesidir. S kare eşittir 25 bölü 4 artı 100. 425 bölü 4'ün kare köküdür. S uzunluğu. Biz şimdi S'yi bulduk ama bak sadece. Ha, 15 bölü 2 mi? Niye daha önce söylemediniz ya? Şura 15 bölü 2. O zaman orası değil hocam. 10 eksi C'ye 5 bölü 2 dediniz mi? Ha, 10 eksi 5 bölü 2 çıkardık. Yani şu 10 eksi C 15 bölü 2 olacaktı. Tamam, anladım. Tamam. O zaman orayı düzenleyelim. Silelim burayı. Biz şu KA'yı ne bulduk? Yani 7,5 bulduk. Doğru mu? Bura 10. KB'yi buluruz. Tamam, onu anladık. Ama bizden soru HB'nin tamamını soruyor. Doğru mu? Oradan bakalım nasıl benzerlik kurgulayalım. Şuraya A dedik. Buraya B dedik. Buraya C. Buraya S dedik. Burası nokta. Çizgi. Çizgi. O zaman burada çizgi. Burada nokta. Tamam. Şimdi burada 90 derecedir. Tamam. Onu da anladık. Sonra tamam. Şimdi noktanın karşısında D'nin, noktanın karşısında B'nin, noktanın karşısında 7,5'a oranı, 90 karşısındaki C'nin, 90 karşısında S'ye oranı. S nedir diyorsun? Anladım. Dur bakayım. 10'la çarpsak 75, 100. 75, 25'e böl 3, 25'e böl 4. Yani burası 5 kere 25, 125. Sanırım bu yani S, tamam mı? Pisagor'dan siz yapın. O halde 12,5'tir burası. C de 2,5'tu, hatırladım. Tamam. Şimdi B bölü 75 eşittir. Burayı 10'la çarptım. Burayı 10'la çarptım. 125. Bir daha 10'la çarp. Ama yukarı da çarptım. Şimdi 25'e böl 1. 25'e böl 50. 25'e böl 2. 25'e böl
3. B bölü 3 eşittir 1 bölü 2'den B de 3 bölü 2 edilir. B de 3 bölü 2 ise yani 1,5 değil mi? O zaman HB uzunluğu 12,5 artı 1,5'tan 12,5, 13, 14. Evet.